Bakalım içine neler var. Bakalım. Lafa bak. Plaklar var. Vinli. İnanmıyorum. Mert Yücel konuğum. Ya bundan eminiz artık değil mi? Evet. DJ Mert Yücel bugün Köprü Altı'nın konuğu. Buraya kendisi gelecek. Böyle oturacak. Ben plakları kaldıracağım tabii kendisi oturmak istediğinde. Plaklar böyle durabilir. Oturacak. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve elektronik posta adresimiz de bu sohbetin daha güzel olabilmesi için bunu siz sağlayacaksınız. Elektronik posta adresim de köprüaltı@dreamtv.com.tr ve Köprü Altı şimdi Alien and Farm'ın yeni videosuyla açılıyor. Tamamen gerçek. These Days. We're here live from the red carpet at the... Mert hoş geldin. Neden DJ'lik Mert? Yok değil o bak plaklar var. Ah! Mert Yücel aramızda. Abi ben de bastırmak istiyorum plak. Ne dersin? Olabilir hemen başlayalım çalışmalara senin için. Zor değil mi? Biraz zor ama. Biraz mı? İsteyince oluyor. Oluyor. Bir de iyi olmak lazım değil mi? Biraz çalışmak lazım. Abi uzun zamandır... En azından ben haber alamıyorum senden. Neler yapıyorsun? Anlatsana biraz. Ya son zamanlarda ben DJ'likten öte işte müzik prodüksiyon olayına daha fazla şey yaptım. Vay, prodüktörlüğe evet. El atınca insanlar müzik yapmıyor. Nasıl? Yani işte bundan 2 sene önce ben aslında Sogedap işte Underground Sound of Lisbon'un Sogedap parçasının bir remix'te ilk yurt dışındaki plağım çıktı. Öyle patladın değil mi? Ondan sonra zaten teklifler, istekler falan geldi başka plak şirketlerinden. O şekilde gitti yani o da. Hmm. Şu anda işte Çuçu Records'tan bir tane EP'm çıktı geçen. O zaten bu evet, değil mi o? Bu Deep Experience EP'de 3 track'ten oluşan bir şey, plak. Hepsi işte yurt dışında büyük DJ'ler tarafından büyük tepki aldı ve yani yurt dışında iyi bir başarı yakaladı. İşte Louis Osborne'un, aynı zamanda bu Ozzy Osborne'un oğlu oluyor, DJ o da. Hmm. Onun Compilation CD'sinde yer aldı, Solid Filter isimli parça buradan. İşte bu şekilde gidiyor. Bunlar benim mi? Bunlar, teşekkür bu ederim. Senin olabilir diye. Sağ ol. Yok abi şaka yaptım. Bunlar benim. Benim bunlar. Bu paket benim olabilir mi? Çok hoşuma gitti. Tabii her şey istiyorsan. Ne kadar yüzsüz bir insanım değil mi? Daha istiyorsan paketleriniz var ayrıca. Ha? Paket var. Tabii var. Bunlar geri dönüşümlü değil mi? Tabii kesinlikle. Yenir mi bunlar? İstiyorsan yenebilir. Yenir de orası biraz gitmiş. Yani. Yok yok bu kadar sulu olmayacak abi merak etme. Sen programı biliyorsun zaten Köprü Altı'nı. Seyretmiştim ben hocam. Seyretmiştim biliyorum. İşlerinden bahsedelim abi. İlk kaç yılında 99 yılında patladın. Ardından şimdi sen biraz mütevazi de bir adamsın bahsetmiyorsun ama Türkiye'de plağa basılan ilk DJ mi? Yani şöyle. Böyle bir titrin vardı senin. Türkiye'de ilk dans müziği prodüksiyonunu ben yaptım. CD olarak bundan işte... Kaç? 99 yılında çıktı Kod Müzik etiketiyle. Aha. İşte Mert Yücel Project His diye bir albüm. Bu o tarihe kadar Türkiye'de yapılmış olan ilk dans müziği albümüydü. İşte hatta o tarihlerde işte depremden 2 ay önce falan çıktı bu albüm. Benim de bir videom vardı o zaman. İşte parçalardan 2 parça bizim vokalliydi. Albümde Türkçe vokal de vardı. Onlarla kim yapıyor vokalleri? Ebru Kalabas diye bir caz vokalleri yapan bayan vardı. O yapmıştı. Daha sonra işte deprem oldu falan filan. O albüm o şekilde kapandı. O ara ben işte bu Milk'te resident oldum ki zaman en hip kulübüydü o. Hı hı. İşte her hafta yabancı DJ'lerle falan beraber çalıyorduk. O dönemde Omid Norizadeh diye ben bir işte İran asıllı İngiliz prodüktörle tanıştım DJ'yle çalmaya gelmişti. O biraz destek oldu bana bu yurt dışına plak çıkarma konusunda. İşte bazı kontaklara daha rahat ulaşmamı sağladı. Bu şekilde yavaş yavaş başladı. Ve daha çok şu anda DJ'likten çok prodüksiyonlarım yani yurt dışında. Hmm. Yani remixler yapıyorsun. Evet remixler, orijinal parçalar yapıyorum. Mesela en son Aylin Aslın'la beraber, Aylin Aslın vokal yaptığı bir parça yaptık. Dreamer diye bir parça. B++ diye bir DJ arkadaşım daha var, onunla beraber yaptık. Baroque beraber çalıştık. Evet, Baroque Records'tan çıkacak o da. Bu önümüzdeki ay yayınlanıyor. İşte London 99'ın No Music parçasını bir remix yaptım. O da District Records'tan bu ay yayınlandı. İşte gene Naskent Recordings'ten Microwave isimli bir EP çıkartıyorum. O da yılbaşı civarında çıkacak. İşte başka teklifler de var şu an üstünde çalıştığım. Hı hı. O şekilde evde stüdyoda geçiyor her gün.
Ya okuduğum kadarıyla bu plaklarda, bu albümlerde birçok ünlü DJ'in, yani yurt dışındaki ünlü DJ'in set listinde var. Evet. Kendileri setlerinde kullanıyorlar. Evet. Sen onlara gönderiyor musun yoksa kendileri mi gidip hani seni duyup alıyorlar? Yo, tabii plak şirketi belli bir miktarı promosyon olarak gönderiyor. Birçok plak gönderiyordur tabii, o zaman plak şirketi. Büyük DJ'leri, büyük isim olan DJ'leri plak şirketleri zaten gönderiyor. Hı hı. Onun haricinde diğer DJ'ler kendileri dükkanlardan veya işte internetten satın alıyorlar. Hı hı. O şekilde çalıyorlar, chartlıyorlar vesaire. Hı hı. Peki plak çıkarmak, başında öyle sulu sulu sordun da harbi zor bir şey abi. Yani en az kaç basılıyor plak? Yani bu plaklar en az işte 5000 civarında basılıyor. Hı-hı. Ve işte distribütör verip dağıtıyorlar. Veya yani, satın alınıyor falan. Tabii ama şu anda mesela elektronik müzik endüstrisi özellikle bir kriz yaşıyor. Ve yani bu plaklar çok fazla eskisi kadar satmıyorlar. Hı-hı. Bunun sebebi de belki işte bu internetten işte file sharing olayları vesaire. Sebebi insanlar internetten bedava indirdikleri için parçaları, plakları satın almak istemiyorlar artık evde koleksiyoncular vesaire. Bundan dolayı bir kriz içinde ve şu anda özellikle plak çıkarmak çok daha zor eskiye nazaran. Eskiden mesela en kötü plağı bile belli bir miktar satabileceği için alan label'lar şu anda çok ince eleyip sık dokuyorlar. Yani bayağı zor şu anda özellikle. Hı hı. Çünkü birçok plak şirketi falan iflas etmeye başladı. Yani bu tabii büyük şirketler olarak değil, independent label'lar özellikle İngiltere'de. Böyle bir durum var. Senin işlerine rastladın mı peki internet üzerinde? Tabii yani zaten Soulseek diye bir olay var. Herkes biliyor herhalde bunu. İnternetten işte bir dosya paylaşım sistemi. Oradan insanlar iniyor. Ben kendi plaklarımı da görüyorum orada. Aslında bu bizim satışımızı bir nebze etkileyen bir olay. Çünkü insanlar plağı almak yerine internetten indiriyorlar. Şu anda bayağı etkiliyordur. Tabii bir de DJ'likte şey başladı. Eskiden daha çok plak çalıyorduk yani bizler, ben de aynı şekilde daha sırf plak çalıyorduk. Şimdi CD de çalmaya başladık ve bunun sebebi biraz da işte CD player'ların buna bu yönde gelişmesi. Çok geçmiş CD player'lar var artık, Pine'ın çıkardı. Onlardan kaynaklanıyor. Biraz da kendiniz mesela, ben prodüktörüm, kendi yaptığım bir parça akşam kulüpte çalmak istiyorum. Veya işte bu şekilde elden ele dolaşabiliyor CD'ler. İşte ben çok yakın başka işte yabancı prodüktör arkadaşıma veriyorum vesaire. Plağı çantada taşımak zor olur. Şaka yaptım yani tabii. Ha, onu diyeceğim abi, niye plak tercih ediliyor peki? Niye hani bundan önce de yani CD'de plak tercih ediliyor. Onun kullanımı daha mı kolay? Kontrol daha mı kolay? Turntable'larda çalmak, setlerde falan. Ya aslında pick up'ta çalmak daha kolay. Ama yani son çıkan mesela Pioneer'ın CDJ1000 diye bir aleti var. O kadar muhteşem ki insan plakla çalmak istemiyor yani bazen. Bir de pick-up'ların böyle bir artist görünümü var değil mi? Böyle kuruyorsun deckleri. Ya daha güzel bir feeling olduğu kesin yani o. Daha iyi bir feeling olduğu kesin. Örneğin ben geçenlerde çok fazla kulübe gitmem veya işte o tip müzik dinlenen yerlere gitmem. Doğru söyleyeyim, açık konuşayım. Bir yere gittim. Pick-up yerine adamlar, çıkan DJ'ler o bahsettiğin aletlerden kullanıyordu. CD çalarlar. Yani işte pick-up'a benziyorlar zaten. Ya ufak işte, ufakları evet. Onların. Çok teknolojik, bir sürü ışığı var üzerinde, yanıp sönüyor ama ne bileyim yani böyle biraz sönük kalıyor gibi geldi ya. Tabii o şey... DJ'le de ilgili tabii de. Yani o görüntü açısından tabii. Pick-up'ın şeyi bambaşka. Pick-up'ın aslında plakla çalmanın, yani plağa dokunmak vesaire, o tam bambaşka bir hissiyat yani ama diğeri de şu anda o şeyi yakaladı yani yavaş yavaş. Anladım. Son dönemde. Sohbetimize bir video ile devam edelim ister tabii. Misin Mert? Neyle devam etmek isterdin? Yani. Dur ben sana göstereyim, onunla devam etmek isterdim diyebilirsin mesela. Nerede benim akışım? Örneğin ne olsa hoşuna giderdi. Atıyorum. Keşke olsaydı diyebileceğin bir parça. Mesela. Depeche Mode. Depeche Mode severdin. Evet. Değil mi? O zaman Depeche Mode çalalım mı abi? Çalalım abi. Tamam bakın, her istediğimiz oluyor. Depeche Mode ve Barrel of a Gun sizler köprü altı ekranlarında. Bu parçanın bir de Underworld remix'i var değil mi? Evet. Çok güzel. Çok güzeldi. Zamanın en hip kulüp plaklarından biri. Onlar hep plak olarak çıkıyor değil mi? Ve tabii, DJ'ler tabii. Çalıyorlar. Zaten ilk olarak genelde plak olarak çıkarlar. Single'lar yani. Peki az önce şu teknolojiden bahsediyorduk. Hı-hı. Yani plaklarla ilgili, işte CD'lerle ilgili olan durumlardan bahsediyorduk. Evet. Bir de bir alet var. Final Scratch mi? Final Scratch. Evet. O audio veya MP3, o trackleri şey yapabiliyorsun. İşte turntable'ı kontrol olarak kullanıp
İşte MP3 file'larına. O mertliği bozuyordur ya. Ya bence... Bozuyor ya yani. Bence tam olarak gelişmesini tamamlamış bir teknoloji değil o. Çok sorun yaratıyor kulüpte. Ne gibi? Atlıyor mu? İşte atlıyor. Bir anda parçanın aniden kesilmesi vesaire gibi durumlar. Ha. Bilmiyorum, bence illa dijital teknolojiyle yani plağa basılmamış bir şey çalınacaksa o şekilde bence CD'den çalınması daha mantıklı. Ama ilginç duyuluyor. O da değişik bir teknolojiye benziyor yani. Sen kullandın mı hiç? Yani kullandım ama yani bilmiyorum, ben belki de ben ısınamadım, bilmiyorum. Ben çok tercih ettiğim bir tarz değil yani. Tercih ettiğim bir alet değil. Peki senin tarzın nedir? Yani setlerinde ne çalıyorsun genelde? Ya ben genelde tribal ağırlıklı, işte ama içinde funky, progy vesaire gibi elementler de bulunan. İşte daha çok New York'ta çalınan kulüp müziğine yakın, New York sound'u. Şey diyorlar, sexy and tribal. Evet, evet. Öyle bir yakıştırma getirmişler senin için. İnternet sitelerinde öyle yazıyor. Yani evet, işte Dan Tenaglia'nın önderliğini ettiği müzik tarzı yani. Peki, uluslararası bir DJ'sin. Evet. Avrupa'daki platformlarda da çalıyorsun. Evet. Hatta bir kulübün bir süre resident DJ'liğini yaptın. Evet, Litvanya'da. İşte Atari Saturdays at Club Exit de Atari geceleri yapılıyordu. Aha. O gecelerde ben resident DJ olarak işte Omid Norizade ve Barry Gilbey ile beraber performans gösterdim bir süre. Şu anda o geceler, işte yaz sezonu zaten ara verildi. Kışın yeniden başlayacak. İşte ayda bir oraya gidiyordum ben, Litvanya'ya. Peki yurt dışından bir resident DJ, bu önemli bir şey olsa gerek değil mi? Tabii yani, yurt dışında zaten ya bambaşka bir olay. Oraya gidip çalmak zaten çok daha farklı bir crowd. Çok daha, bir de Litvanya çok daha yeni bu işlere açılan bir ülke. Yani eski Doğu Blok ülkelerinden biri zaten. Ve insanlar biraz daha hani böyle buna açıklar yani, bu hani up for it derler ya, tam o anlamda yani. Deli gibi tepki veriyorlar insanlar müziğe ve çok eğleniyorlar, eğlenmek için gelmişler. Türkiye'de şu anda o kadar eğlenme crowd yok mesela. Eğlenmiyor mu? Yani Türk insana o kadar çok tepki biraz vermiyor. Biraz daha belki... Biraz daha görsel mi düşünüyor club kültürü hakkında? Hani onu da soracaktım çünkü yani böyle kulüp müzik dendiğinde veya gördüğümüzde insanları hani dışarıdan yargılamak, eleştirmek için değil de anlıyorsun sonuçta ne tip müzik dinlediğini veya ne tip müzik dinlemeye gittiğini. Artık dinlemek tabii için mi gidiyor yoksa başka bir şey için mi gidiyor bilmiyorum tabii. Yani tek tip bir görüntü var ortada. Ya bence yani Türkiye'de bu işte bu bir modaydı elektronik müzik. Şu anda yavaş yavaş geçiyor. Artık çekirdek kitlesi kaldı sadece. Evet, yavaş yavaş. Aslında tam olarak çekirdek kitlesi de değil. Bir ara o kadar çok patladı ki bu olay, yani o kadar böyle moda haline geldi ki biraz çekirdek kitlesi bu işin içinden çekildi. Şimdi çok popüler olduğu için. Evet, çok popüler olduğu için. Şimdi popülerliğin getirdiği insanlar da bu işten artık sıkılıp çekilmeye başladı. Tükettiler çünkü her şeyi, tükettikleri, onu da tükettiler. Yani şu anda belki de en zor günlerini yaşıyor dans müziği scene'i diyebilirim. Peki yani en iyi dönemlerini geçirdi sonuçta değil mi? Evet. Artık o iyi dönemler. O dönemlerde birçok kulüp açıldı, birçok kulüp kapandı abi. Tabii. Sürekli hala gelmekte, bir sürü DJ geliyor gidiyor falan Türkiye'ye. Evet. Çok beğeniyorlar. Sen de yurt dışında çalıyorsun. Evet. Peki yerli izleyici ve yurt dışındaki izleyiciyi karşılaştırabilir misin? Yerli izleyici... Ya bir defa mesela Litvanya'yı mesela, ben Paris'te de çaldım. Paris'te kitle veya işte Litvanya'da kitle daha çok böyle yani belli insanlar eğlenmeye gelmiş oraya. Ama bizim Türkiye'ye gittiğin zaman bazen ne bileyim çaldığın zaman kulüplerde çok farklı bambaşka bir kitleyle karşılaşabiliyorsun yani. Örneğin. Hiç müzikle alakası olmayan, öyle etrafta dolaşan vesaire. Aha. Bu müzikle, bu kültürle alakası olmayan tipleri içeride gezerken görebiliyorsun. Direkt iletişim sıfır zaten onlarla. Evet, hiçbir iletişimden bir şey yok zaten. Ama zaten oraya müzik dinlemeye gelmemiş ki orada. Yani sen davul da çalsan aynı. Ne çalarsan çal onun için aynı. Oraya zaten öyle bir takılmaya gelmiş. DJ'in seyirciyle mutlaka dinleyiciyle iletişim iyi olması lazım değil mi? Evet yani iletişimi insanların en azından dans ederken ne istediğini hissedip ona göre müziği yönlendirmen lazım. Veya senin çaldığın müzikle beraber insanları yönlendirmesini bilmen lazım. Sen ne yapıyorsun peki yani plaklarına ve işte aletlerine ilgilenip onlarla mı uğraşıyorsun yoksa seyirciyle sürekli iletişim içerisinde misin birebir? Ya ben İkisini de aynı anda yapıyorum gibi bir şey yani, çünkü aletlerle yani orada kullandığın ekipmanla zaten sürekli olarak iletişim halinde olman lazım ki olaydan kopmaman lazım, olayın kontrolünü kaybetmemek için. Kitlenin de
tansiyonu sürekli kontrol etmeyi tercih ediyorum ben. İkisini beraber yapmayı yani. Aha. Peki tekrar yurt dışına döndüğümüzde, yurt dışındaki izleyiciyle Türkiye'deki izleyicinin, dinleyicinin senin tansiyonuna olan tepkisi değişiyor mu? Örneğin yurt dışındaki seyirci neden hoşlanıyor? İşte Türkiye'de daha böyle upbeat şeylerden mi hoşlanılıyor? Nedir? Böyle bir genelleme yapılabilir mi? Türk insanı biraz daha sanırım sert müzikten hoşlanıyor. Ama diğer yurt dışındakiler biraz daha... Onlar sakinleşmiş artık. Biraz daha işin belki de groovy yönünde. Daha çok onunla ilgileniyorlar sanırım. Daha funky, groovy olaylar. Sen de ona göre tabii tansiyonu, plakları falan ayarlıyorsun. Tabii kesinlikle. Mesela yani İstanbul'da çaldığım müzikle Ankara'da çaldığım müzik arasında dağlar kadar fark var benim. Ankara kitlesi İstanbul'dan çok farklı mesela. Hı hı. Veya işte İzmir de çok farklı. Hı, Türkiye içinde de Türkiye içinde de tabii yani. Değişiyor. Hatta Türkiye'deki mekanlar içinde bile değişiyor yani. İstanbul'daki mekanlar içinde bile bu değişiyor. Kaldı ki ne bileyim bir Fransa, bir Litvanya çok daha farklı tabii bundan. Belki sen de belli tarzlar yaratabilirsin işte İstanbul stili, Ankara stili falan. Böyle şeyler denebilir mi? Ya İstanbul sound aslında yavaş yavaş oluşmaya başladı. Yani Türkiye'de benden başka plak çıkaran DJ'ler de var. Aha. Yavaş yavaş ismi duyulmaya başladı zaten. O bir oluşuyor yavaş yavaş şu anda. Aha. Herhalde yurt dışından gelen DJ'lerin seyirci olan tepkisi de iyidir. Tabii yani. Döndüklerini, düşünceleri, sürekli geldiklerine göre. Ya şimdi şöyle bir şey var yani. Türk, mesela ben ne diyorum? Litvanya şu an çok yeni, bu müziğe karşı çok yeni, çok açlar daha. Türkiye de zamanında o durumdaydı, Litvanya'nın durumundaydı ama İngiltere tabii çok daha gelişmiş bir haldeydi. Mesela Türkiye şimdi yavaş yavaş düşüşe başladı. Hı hı. Adamlar buraya en peak olduğu zamanda geldiler tabii. Çok eğlendiler haliyle. Hoşlarına gitti. Tabii. Sürekli DJ geliyor abi. İşte dünyanın en iyi DJ'yi, dünyanın en iyi DJ'yi adı altında sürekli ama hepsi dünyanın en iyi DJ'yi. Bunlara neye göre karar veriyoruz? Ya bence yani belli bir... Ya iyi DJ'ler geliyordur kesin de hani ne bileyim. Ya herkesin iyi, en iyi DJ ayrıdır yani bunun belli bir kriteri yok bence. Her organizasyon şirketinin değil mi? Ya bence insanı en çok yani sizi en çok kim eğlendiriyorsa en iyi DJ odur yani. Ama tabii süreklilik de önemli. Her setinden mesela zevk aldığınız bir kişi olabilir. Sizin için en iyi odur da başkası için çok farklıdır yani. Hı. Bu biraz göreceli bir kavram. Mesela bana göre dünyanın en iyi DJ Dan Tenaglia'dır, sana göre Sasha'dır yani bu değişir. Aha, ya mutlaka ama işte demek istediğim reklamlarda, dönem tanıtımlarda sürekli... Şimdi şöyle bir şey var yani yurt dışında mesela bir sürü magazin var, müzik magazin var, DJ Mag var. Bunların hepsi kendi en iyi DJ'yi seçiyor. Seçiyorlar. Ve her seferinde mutlaka birisi yani bir şekilde denk geliyor tabii haliyle. Yani ilk mesela ilk 10 sırayla hepsi farklı dergilerde. Hepsi birinci oluyorlar bu dolayısıyla şekilde. Dolayısıyla hepsi en iyi DJ olmuş oluyor. Tabii yani. Ama var yani böyle bir ilk 10 var sonuçta. Tabii ortak, ilk 10 var. İlk 10 var. Yani süperstar DJ dediğimiz bir ilk 10 var. İlk 10 var. Ben çok bilmiyorum bu olayları da o yüzden soruyorum. Hı-hı. Abi sana. Yani sürekli duyuyorum hani en iyi DJ, en iyi DJ. Hani benim de bildiğim işte takip ettiğim bir iki insan var. Öyle hani çok üzerinde konuşabilecek kadar bilmediğimi düşündüğüm için Hı-hı. sana sormaya ihtiyacı duydum. Sonuçta sen de çok iyi bir DJ'sin. Eyvallah. Peki senin setlerinde senin ruh haline mi hani güvenelim yoksa seyirciysek kendi isteğimize göre mi bir şeyler dinleyeceğimizi bilelim? Ya her DJ'in tabii iyi anı var, kötü anı var. Yani ruh hali kesinlikle etkiler. Etkiliyor değil mi? Tabii etkiliyor. Ya o gün böyle hani atıyorum kötü bir şey olduysa işte kırmızıda geçmişsin, ceza yemişsin. Sen kırmızıda geçmezsin biliyorum da yani. Yani bazen mesela... Kötü şeyler çalarsın veya kötü daha böyle down şeyler çalarsın. İşte melodik... olarak. Ya ben şeye bakıyorum, içeride bir elektrik varsa zaten bir şekilde o oluşuyor yani iyi bir set çıkıyor, insanları eğlendirecek. O elektriğin karşılığı olacak bir set ortaya çıkıyor ama içeride bazen hiçbir elektrik olmuyor böyle. İnsanlar da zaten bir bezginlik gibi durum oluyor. Aha, o zaman o durum tabii zaten yani siz de ne kadar eğlenerek veya up bir şekilde gelseniz sonuç. Ama evdeki problemlerini sete taşımıyorsun yani. Mümkün olduğunca yani profesyonellik. Bir de orada her şeyi unutuyorsun değil mi çıkınca? Hani tabii yani. Kötüysen o... bile. Evet. İyi şeyler bekliyor insanlar senden. Kesinlikle. Sen iyi şeyler çalıyorsun, beklediği şeyler. Beklemek değil, ben zaten kendim çok eğleniyorum çalarken. Tabii yani oraya eğlenmeye bir şekilde gidiyorum ben de yani aynı zaman. Hem insanları eğlendirmeye hem de kendimi eğlenmeye. Aha. Ki sonuçta kendim eğlenebiliyorsam o müzikle zaten insanlar da bir şekilde eğleniyor. Peki elektronik müzik dışında başka bir müzik türüyle ilgileniyor musun? Yani dinlediğin, hani yaptığın değil de dinlediğin başka türler var mı? Yani hip hop seviyorum, dinliyorum. Ama böyle çok sıkı bir dinleyici değilim. Aha. İşte. Yani rock'la falan aran örneğin nasıl? Rock'la falan aram pek yok yani. Öyle midir genelde DJ'lerim peki? Yok genelde yani. Genelde yapamayız gerçi de. Yok benim çok arkadaşlarım var dinleyen aynı zamanda blues, rock, jazz falan dinleyen ama ben pek
hiçbir zaman ilgim olmadı yani rock'a karşı. Öyle bir şey var. Çok fazla takip etmiyorsun. Evet. O zaman bir tane grupla başlayalım abi takip etmeye rock'ı. Ben sana rock'ı sevdireyim. Sen bana elektronik müziği daha çok sevdir. Tamam verelim aşıyı o zaman. Neyi verelim? Aşıyı verelim sana. Verelim aşıyı tamam. Ben de sana veriyorum o zaman aşıyı. Dur bakayım. Travis ve yeni videosu Reoffender. Çok agresif bir video. Dikkatli seyredin. Peki abi bir şey soracağım. Bir DJ olarak kulübe gittiğinde, dans etmeye gittiğinde, eğlenmeye gittiğinde eğlenebiliyor musun? Yani meslektaş kimliğinden sıyrılabiliyor musun sahnede çalan adamın? Yani biraz daha seçici oluyorum müzik konusunda. Hakikaten seveceğim, eğleneceğim DJ'lerin çaldığı gecelere gitmeye özen gösteriyorum. O zaman eğleniyorum. Yerli DJ'ler arasında sevdiğin isimler vardır mutlaka. Ben yerli DJ'ler arasında Tangun'u seviyorum. Aha. Onun setlerini beğeniyorum. Göknil Gökmen'i seviyorum. Aha. O da güzel. Benim ortağım aynı zamanda. Hem beraber çalmaktan hem de müziği dinlemekten keyif aldığım bir isim. Aha. Peki bu müzik camiasında yani hani DJ'ler arasında veya işte organizasyon yapan insanlar arasında böyle bir tekelleşme var mı? Hani herkes kendi DJ'ini tutar. Tekelleşme değil de gruplaşma var. Her prodüksiyon şirketinin beraber çalıştığı belli DJ'ler var. Hı-hı. Onunla beraber çalışmaya kendilerine özen gösteriyorlar. Hı-hı. Bu şekilde sistem işliyor. Normal olan da bu belki de değil mi yani? Yani belki de yani herkes kendi DJ'nin, kendi adamının öne çıkması için çalışıyor. Yurt dışında biraz daha farklı. Nasıl? Yani farklı? Yurt dışında biraz daha yetenek ve şey ön plandayken Türkiye'de biraz daha tanıdıklar ve çevre daha ön planda diyebilirim. Anladım. Güzel abi. Ben daha şöyle hani şey beklerdim açıkçası senden. Hani sonuçta teknik bir adamsın ya. Hı hı. Gidince arkadaşlarına gidiyorsun. Arkadaşların normal bir eğlence kitlesi olsun atıyorum. Evet. Hani işte kız arkadaşın yanında işte arkadaşların falan. Onlar eğleniyor, acayip eğleniyorlar böyle. Sen daha işin teknik yerindesin. Dur abi bir dakika adamın plağı atladı. Şu anda yanlış sayıyor adam falan böyle hani. Bana öyle gelir anladın mı? Bir oluyor, DJ veya olmuyor bir müzisyen yani. Gidince böyle şey berbat eder arkadaşlarının gününü falan. Ya ben biraz daha onu kendi kendime engellemeye çalışıyorum. Onu açtın. Yani. Evet, kendi kendime dinlememeye, takip etmemeye çalışıyorum ama bazen istem dışı oluyor, olmuyor değil yani. İstem dışı oluyor bazen. Peki pick-up başındasın sürekli. Hı-hı. Onun dışında bir enstrümanla ilgileniyor musun? Hani müziğe başladığın bir enstrüman var mı veya nasıl başladın? Yok hayır yani. DJ bir enstrüman çalmalı mı? Bence bir enstrüman çalmasına gerek yok yani. Ben zaten çalmıyorum. Herhangi bir enstrüman kullanmıyorum. Sadece müzik yaparken işte klavye kullanıyorum. Onun dışında belli bir şey yok. O da enstrüman işte tamam. Zaten, MIDI klavye falan kullanıyorsun. Evet. Ha. Ben zaten müziğe ilk prodüksiyonla başladım. Sonra DJ oldum ben. Hmm. Yani DJ'lik mesela ben bu dans müziği albümünü yaptığım zaman bana teklifler geldi. Ben ondan sonra DJ'liğe başladım. İlk başladım zaten ben prodüktör olarak başladım yani müziğe. Remixler yapıyordun. Yani şöyle kendim evde amatör olarak parçalar yapıyordum ben sürekli olarak işte elektronik. Hı hı. Daha sonra ben bunları bir kasete toplayıp öyle rastgele bir kod müziğe verdim. Hı hı. Sonra albüm çıktı işte o şekilde başladım. Hı hı. Bu bahsettiğimiz ilk albüm o galiba. Yok o değil. O CD olarak çıkan albüm Türkiye'de kod müzik tarafından yayınlanan. Ha ilk 99'da çıkan albüm. 99'da yayınlanan. O plak Chaos Records tarafından yayınlanan. Tamam ilk dedin de hani ben... O yurt dışında o çıkan ilk plak. Basılan ilk plak. Plaklar tabii göstereyim abi. Mert'in plaklarını. Bu yurt dışında basılan ilk plak. İlk plak evet. Dans platformundaki. Evet, Chaos Records tarafından yayınlandı. İşte DJ Vibe'a ait bir plak şirketi, Portekizli. Aha. Ve dans müziğin en önemli plak, hı-hı, şirketlerinden biri. Bu da çok şans eseri oldu. Saidan Palaş Türkiye'ye gelmişti beraber çalmaya. Mint diye geceler de yapılıyordu o gecelerde. Daha sonra onlara ben dinlettim parçayı ve plak şirketine göndermem konusunda beni çok ısrar ettiler. Bunu işte Chaos Records'a mutlaka gönder, tam onların tarzı ve yani yayınlarlar diye. Daha sonra gönderdim ve adamlar direkt bana ne kadar istediğimi sordular. Vay. O şekilde yayınlandı. İyi para isteseydin. Yani. Bunda iyi para var mı? Sen onu söyle Mert. DJ'likte iyi para var mı? Yani. Bir DJ iyi para kazanır mı? İlk başta çok kazanmayabilir ama yani her işte olduğu gibi başlarken. Değil mi? İyi iş yapınca. Ama yani belli bir yere geldikten sonra o zaten yaptığınız işin paraya para demez. Ne? Paraya para dememek değil de yaptığınız işin otomatik bir getirisi oluyor yani.
istenmiş belki de o hale geliyor. Kazanıyorsun yani. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Süper. Bunlar hep dostça sorular. Ben düşünüyorum yiyeceğim olsam acaba. Tabii canım senin de sine. Yok o kadar kolay bir şey değil abi. Yani. Ben bir ara heves ettim. Yani yiyeceğim yiyeceği değil de ben de böyle işte iki tane turntable aldım. Plak milak abi onlar çok pahalı işler ya. Nasıl siz yetişiyorsunuz? Yani ben ilk başladığım zamanlar plak zaten satın alıyordum kendim de. Şimdi bayağı zaten pahalı plaklar falan. Promosyon olarak gelmeye başladım evet. Ben uzun zamandır. Öyle bir şey de kalmadı. İşte. Bir de ben hep şeyi merak ederim. Kulübe nasıl beleş girilir? Var mı öyle bir yol? Ben kulüplere para vermediğim için sevmiyormuşum ben kulüplere gitmeyi. Atıyorum yani öyle değil tabii de. Yeni sezon da açılıyor hazır kış sezonu. Böyle bir bilgi versek arkadaşlara falan. Nasıl kafa kola alınır? Hani nasıl beleş girilir? Yani beleş girmek... Yok değil mi öyle bir şey? Yani zor bence. Zor. Belki yani DJ'in veya o gece çalan kişinin yakın arkadaşı olmak veya işte... Bu şekilde yani bilmiyorum. Biz arkadaşız değil mi Mert? Tabii canım kesinlikle. Mert bana numarasını verdi sabahtan beri. Adam geldi geleli önce plakları şey yaptım. Sonra beleş meleş. Öyle bizim yani. Yavaş yavaş yayınmacı politika. Tabii. Yavaş yavaş. Ben zaten seni davet ettim dedim. Mert'cim de şimdi biz güzel sıkı fıkı arkadaş oluruz. Tabii kış çağırır sezonu. Beni. Kış sezonu açılıyor. Yok ya. Mert'i izlemeye gideriz falan. Tabii kesin her zaman Mert bize bekleriz. Söyler nasıl. Biliyorum. Çok teşekkür ederim. Biliyorum abi. Şimdi DJ olunca tabii böyle bir çevren de oluyor, kızlar falan. Nasıl? İşte o... Yo yani her türden insan... Abi çok magazin sorular sormaya başladım. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Değil mi? Mert'i çağırdım ben. Abi işte mesleki durumlardan, müzik kariyerinden, müzik piyasasından falan bahsedeceğiz. İkinci karede şey, kızlar falan. Öykü. Demek ki senin... Benim öyle bir yer... Algıda seçicilik var değil mi? Efendim? Algıda seçicilik durumu var sende. Algıda seçicilik derken? Yani... Ha gördüm sen şimdi iyi, başarılı diyeceksin. Hemen demek dedim. Demek kızlar sonucuna... Ya öyledir abi şimdi hani... Sahneye çıkan adamsın. Güzel de çalıyorsun. Sen de öylesin. Ya şimdi onu bırak sen. Ben burada konuk sensin. Ben seni esir aldım. Yani şey, konuk derim. Tamam, boş ver. Sormayalım abi istemiyorsan. Ya canım senin durum nasılsa bizim de durum aynı yani. Fazla İyi ya, güzel. Peki, hemen onu geçiyoruz. Reklam falan çalışmaların var mı? Jingle'dı falan, o tip şeyler yapıyor musun? Yok, o konularla hiç çalışma yapmıyorum şu anda. Teklif geliyordur ama. Yani teklif... Açıkçası ben Türkiye'de öyle bir çalışma... Bilmiyorum, hiç şey yapmadım. Ama yani... Yurt dışından bana teklifler geliyor daha çok. Jingle değil de işte remix, orijinal parça. Remixler yapıyorsun zaten. Evet. Yani yabancı plak şirketleri için çalışıyorum ben. İşte onlar remix istiyorlar benden. Kendi orijinal artistleri için. Veya işte plak şirketi için orijinal parça yani kendi parçalarından hazır parçam varsa elimde o an bitmiş olan. Onları dinlemek istiyorlar. Çünkü zaten belli bir satış grafiğini yakalayan plaklar yaptığınız zaman bir şekilde plak şirketleri sizinle beraber çalışmak istiyorlar. Bu da onun bir sonucu. Peki remixler, örneğin bir grup bir parça yapıyor. İşte o parça çok satıyor. Ardından o grup veya o insan çeşitli işte hani Gözde kendi listesinde favori olan DJ'lerine bu albümleri mi yolluyor? Nasıl oluyor? Sen de remix mi yapıyorsun? Yani şöyle, plak şirketi single alıyor önce. Yani plan zaten B100 olması gerekiyor bir şekilde. Tek 100 olmuyor. Bazen plağı yapan kişi, parça yapan kişi B100'e bir parça koymak istemiyor veya plak şirketi parçanın remixiyle bir halini eklemek istiyor. O zaman bize kanal kayıtlarını yolluyor, akapellalarını yolluyor. Biz de onu daha farklı, kendi tarzımıza uygun, benim kendi sound'ıma uygun bir şekilde yeniden remixliyorum. Bu şekilde yayınlanıyor. Dediğim gibi oluyor yani plak şirketleri beğendiği DJ'lere gönderiyor. Tabii yani başarılı olacağına inandığı DJ'lere gönderiyor. Veya işte kendi yayın politikasına uygun bir şey çıkartabilecek isimlere gönderiyor. O şekilde yayınlıyorlar. Yani senin şu anda üzerine çalıştığın belli parçalar var mı peki böyle sana gelmiş olan veya üzerinde çalıştığın? Baroque Records için Deep In diye bir grubun Fantasy'nin parçası var. Onun remixiyle ilgili çalışıyorum şu anda. Sonra Star 69 Records için Lula'nın My Empire diye parçası var. Onun üzerine çalışıyorum. İki tane remixçi var şu an elimde. Bu ayda işte London 99 No Music isimli parçasında yaptığım remix Distract Records tarafından yayınlandı hemen. Bu aralar yayınlandı. Ne kadar sürüyor peki ortalama böyle bir iş çıkarman?
Ya bunun bir süresi yoktur mutlaka da hani... Bir parçayı oturup bakıyorsun önce. Neleri göz önünde bulunduruyorsun? Yani remix yaparken önce orijinalini dinliyorum. Orijinali... Biraz ben orijinalin hoşuna gitmesini ön plana tutuyorum. Peki bir remix orijinalinden ne kadar uzak olursa o kadar iyi midir? Veya orijinaline yakın mı olmalı? Böyle normlar var mı? Yok, bence tamamen kendi tarzında ve olabilecek yani. Orijinalinden ben daha iyi yapmaya çalışıyorum önünden gelen. Yani kendi orijinaline benim kendi yorumum oluyor remix. Kendince daha iyi yapmaya çalışıyorsun. Evet. Yani şu anda üzerine çalıştığın remix parçalar var. Evet. Peki Aylin'le ortak çalışmanıza böyle video veya farklı başka bir şey düşünüyor musun? Yani öyle bir düşünce var şu anda. Aha. Plak şirketiyle beraber yürütülen. Hı hı. Ama yani daha tam belirli bir şey yok, sadece projelendirme aşamasında şu anda. Hı hı. Kolay gelsin abi. Bir video daha izleyelim mi? İzleyelim. Yeah yeah yeah. Bunlar çok yükselişte olan bir grup. Ben hala adlarını telaffuz edemiyorum. Ve Maps. Olur abi, her zaman. Her zaman hepimizin. Her zaman öyle olabilir. Ay. Müzik adamı olarak senin internetle bayağı bir haşır neşir olman gerek. Tabii. Teknoloji falan hani sürekli kullanıyorsun. Zaten e-mail her şeyimiz gibi bir şey yani. Niye? Müzik piyasasında yani çoğu şey e-maillerle dönüyor. En hızlı şekillerde zaten. Görüyorsun benim halimi. Akşam alıyorum maillerimi ancak. Evet. Benim serverda arada bir böyle bir problem oluyor abi. O her serverda oluyor ya. Değil mi? Evet. Çok mail geliyor, ondan tıkanıyor Ömerciğim. Evet. Senin de öyledir, bilirsin yani. Kesinlikle. Dertleşiriz bunu bir ara. Tabii canım. Nasıl interneti aran? İyi o zaman. Evet, işte bir internet sitem var. İşte. www.mertucel.com. Aha. Orada işte benle ilgili, yeni plaklarımla ilgili bütün haberleri işte bulabiliyor insanlar. Onun işte, dışında? Onun dışında yurt içinde çaldığım gecelerde çekilen bazı fotoğraflar, görüntüler var. Ve işte canlı kaydedilen setler var. MP3 şeklinde. Tabii, işte kulüpte çalarken kaydedilen setler. Bazıları da ben yurt dışında radyo istasyonları için de setler hazırlıyorum. Hı-hı. Yabancı. İşte, orada çalıyorsun canlı değil mi? Tabii evet, canlı çalıp kaydedip gönderiyoruz onları. Çalıp kaydediliyor. Tabii burada çalıp kaydediliyor. Buradan gönderiliyor. En son işte Deep Dish'in Yoşitoş Radyosu için yaptım. O da yoşitoş.com'dan dinlenebiliyor. Benim sitemde de MP3 olarak indirilebiliyor. Hı-hı. Böyle siteden her türlü yeni bilgiyi alabiliyor insanlar. Peki bu müziği hani arabada giderken veya evde dinlemek hakkında senin bahsettiğin şekilde ne düşünüyorsun? Bu müzik sence de hani böyle toplu bir biçimde belli bir ortamda dinlenmez mi? Bana hep öyle geliyor. Yani ben müziği çok seviyorum, o yüzden evde de dinliyorum yani. Ya mutlaka ama ben hani DJ'yi de görmeliyim gibi hissediyorum ben. Yani DJ'in hareketlerini, işte hani hakimiyetini, seyirci üzerindeki egemenliğini. Kontrolü. İyice şey oluyorum. Ya şimdi şöyle, bilmiyorum, ben evde dinlemeyi seviyorum yani. Ya dinliyorum tabii, yani dinlenir evde de hani sanki daha uygunmuş gibi geliyor bana. Ya her müziği zaten o şekilde canlı şekilde dinlemek iyi değil midir yani, öyle bir şey öyledir var. Öyledir be. Vallahi çok güzel dedin, öyledir. Öyle tabii. Öyle. O müziği de canlı şekilde dinlemek tabii en iyisi. Ama tabii öyle bir imkan yoksa evde de dinlenebilir. Gidilir ama kulüplere de. Tabii gidilir. Yani. Peki sen setlerinde böyle görsel olaylara da önem veriyor musun? Önem veren bir DJ misin? Yo yani. O zaten benim işimin dışında, benim işim müziği en iyi şekilde yapmak orada. Müzik. Onun haricinde görsel vesaire, o zaten kulübün kendisi. Hayır, görsel derken yani şey, dekordan bahsetmiyorum. Ya mutlaka farklı şeyler değildir. Ne bileyim, bir görüntü, işte bir video oynatmak istersin. Yo yani benim öyle bir şeyim yok. Veya bir ışık, ne bileyim, bir şov adamısındır, şov yapmak istersin. Tamamen kulübün yani şeyi, inisiyatifinde. Genelde böyle. Peki kulübün seçimlerinden memnun kalıyor musun? Ya bazen... Açıkçası Türkiye'de buna çok önem vermiyorlar yani, yurt dışı gibi değil. Bak, aptal sorular gibi duyuluyor, ben fark ettim. Ama bak, getirmek istediğim yeri fark ediyorsun değil mi? Kesinlikle. Bak ama ben hiç ağzımdan bir kelime çıktı mı Türkiye'deki kulüpler pek önem vermiyor diye? Yok, sen orada inceden... Sana dava açacaklar işte, bana değil. O yüzden ben öyle aptal sorular sorup, sen tepki veriyorsun ve sen de kötü bir şey demiyorsun zaten Mert kardeşim. Haklısın ama. Hafiften böyle olayı. Evet. Şimdi de yavaş yavaş soğutuyorum olayı, dikkat edersen. Konuyu başka bir yere doğru. Yok, başka yere çekmiyorum abi. Bence, ben sana bir şey söyleyeyim hemen. Müzik, görsellik bir bütündür.
Yani bu albüm kapağında da öyle. Tabii kesinlikle. Yani. Sahnede de öyle. Zaten hani ses sistemi falan bunlar yani müziğin içinde onları söylemiyorum. Onlar birebir güzel olmalı. Dört yani zaten olmalı. Kulüp başarılı olmak istiyorsa bunları yapmak zorunda. Tabii ki daha yani beni oraya adam... zaten müzik için getirmiş. Ben müziği en şekilde yapıyorum. Bunu tamamlayıcı etmenleri zaten. Orada kulübün veya işte parti yapan kişinin, event düzenleyen prodüksiyon şirketinin görevi olan şeyler. Hı-hı. Onları iyi şekilde yaparsa kendisi başarılı olur, yapmazsa başarısız olur yani. Yurt dışına gittiğinde bu farklılıklar ortaya çıkıyordur mutlaka. Yurt dışında biraz daha profesyonelce yapıyorlar bu işi. Muazzam görsel. Evet, Türkiye'de çok müthiş işler yapılmıyor değil. Hı-hı. Çok güzel şeyler yapılıyor ama. Son dönemlerde örneğin bunlardan içerisinde bulunduğun arasında çaldığın. Ya ben hiçbir zaman unutamadığım 2001'deki Aşk 2000 Festivali var. O mesela unutulmazdı. Hı-hı. İşte Sander Kleinenberg, işte Steve Lawler, Sasha ve ben ana sahnede çalmıştık ve Aşk 2000 tarihindeki tek ana sahnede DJ performansı o zaman olmuştu. Hı-hı. O inanılmazdı yani, hem insanlar hem o sahnenin verdiği şey, ışık sistemi, ses sistemi, her şey mükemmeldi. Evet, düşündüm de çok güzeldi. Yani o inanılmaz gecelerden biriydi benim için. Çok güzeldi. Yurt dışında böyle çok güzel DJ'lerle sahneyi paylaştın. Yani yurt dışında Paris'te bir elektronik müzik festivaline çaldım. İşte sokakta yapılıyor bu, aynı Love Parade'ler vesaire gibi. Ama orada genelde Paris'inden, Fransa'nın lokal DJ'leri vardı. Şimdi bilinen isimlerden Groove Armada vardı ama o zaman o kadar ünlü değillerdi. Ama belliydi ne olacağı. Evet. Yurt dışında Litvanya'da ise genelde geceleri ben kendim headliner olarak getiriyorlardı zaten. Ama aynı kulüpte benim haricimde birçok ünlü isim, işte Lexicon Avenue'dan tutun, işte Omid Nourzadeh, Barry Gilbey, Anthony Papa gibi isimler performans göstermişti zaten. Hmm. Peki şu anda herhalde çalmaktan en çok haz aldığın yer Litvanya'dır. Litvanya son dönemde en eğlendiğim yerlerden biri, evet. Seyircisinden dolayı. Evet, biraz eğlenmeyi seviyorlar. Haliyle onların alnınız elektrikli, siz de eğleniyorsunuz çok. Burada peki yapmak istediğin projeler nelerdir? Yani hani sürekli bir yerde çalacak mısın, ne yapacaksın? Yoksa ya, elektriğini kesiyor mu sürekli bir kulüpte çalmak? Oraya bağlı olarak. Şimdi prodüksiyonlar çok fazla zamanımı alıyor. Bununla beraber kulüp konusunda biraz daha seçici olmaya çalışıyorum ben artık. Eventlerde veya işte çalacağım kulüpler konusunda belli şartlar dahilinde çalmaya çalışıyorum. Onun haricinde burada planlama aşamasında olan bir plak şirketimiz var. İşte Deep Experience Records diye. Hı hı. Onu işte inşallah önümüzdeki sene itibaren bir şekilde harekete geçirip Türkiye'de de plak basma işini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İşte plaklar hep yurt dışında basılıp buraya geliyor. Tabii evet. Biz işte Türkiye kaynaklı, yani Türkiye sahanın dışarı pazarlayacak olan bir plak şirketi projemiz var. Hı hı. Onun üstüne çalışıyoruz şu anda. Şu anki projeler bunlar. Bir de işte zaten sürekli olarak mutlaka üstüne çalışmakta olduğum yeni bir parça veya vesaire. Oluyor. Sürekli var zaten. O şekilde. Evet. Bu arada okul falan ne durumda? Yani hani üniversite. Ben hala üniversite okuyorum. Yani herhalde önümüzdeki 2-3 sene boyunca da okumaya devam edeceğim. Abi zaman olmuyor değil mi ya, işlerden falan? Yani tabii yani bir şekilde. Bir de hani böyle bir yere motive oluyorsun, diğer tarafı unutuyorsun, orayı işte göz ardı ediyorsun ya zaten falan. Zaten bir şekilde ha, yani ondan oluyor. Sıyrıldığın zaman okul olayından bir daha geri dönüp onu toparlamak bazen çok zor olabilir. Zor olur ya, zor olur. Bir de yani bir şeye iyice böyle motive olup ki müzik olayı biraz daha şey yani. Bütün dikkatini oraya yoğunlaştığın zaman, aha, çok sistemli bir çalışma gerektiriyor. Sonuç olarak da zordur. Olayı biraz şey olabiliyor. Tamam. Bir video arası verelim mi? Verelim. Ne diyelim? Jamiroquai dinleyelim. Jamiroquai ve Virtual Insanity. Klip. Evet. Olmuş mu? Olmamıştır. Yok, her şey gibi. Bu klip süper abi. Muhteşem canım. Çok ödüllü bir klip zaten. Evet. Yönetmen bundan sonra çok prim yaptı. Çok para olayı kazandı o adam ya. Ben biliyorum. Benim de aklım fikrim parada. Tabii diyeceksin canım. Ama değil, hayır. Para, kızlar. Para, kızlar, evet. Yok abi öyle şey olur mu? Ayıp. Efendim? Hayır, değil. Kim? Duymuyorum, o yüzden şey yapmayacağım hiç. Ne? Esnaf. Heh tamam, şimdi duyuyorum. Esnaf diyorlar bana. Lakabım. Doğru yani. Doğru. Evet. Eyvallah abi, sağ ol. Senin de böyle düşünmen çok hoşuma gitti. Çok ona memnun oldum. Olur. Çok teşekkür ederim. Mert, çok sağ ol programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Köprü altına renk kattın gerçekten. Peki İnşallah. Biz seni nerede ziyarete gelelim? Var mı böyle hani planlı programlı olaylar? Yani onu en iyi menajerim biliyor. Ben ezbere bilmiyorum açıkçası. Bu yakında galiba bir Antalya'da çalışacağım ama tam emin değilim. Aha.
O zaman sen bize mail göndersene Mert. Tabii. Bizim mail adresini biliyorsun, köprüaltı@dreamtv.com.tr. Veya biz insanlar da alalım. Şeyden de öğrenebilirler, mertdücel.com adresinden de. Ha işte o adreste zaten sürekli güncelleniyordur herhalde, evet, organizasyonlar falan. Tabii. Yani performans göstereceğim yerleri oradan öğrenebilirler. Hı-hı. Peki remixlerini buradan temin etmemiz mümkün mü? Yani onları hardtofindrecords.com diye bir adres var. Hardtofindrecords.com. Oradan satın alabilirler veya işte Junoco UK. Aha. İnternetten sipariş vererek alınabilirler. Yani internet üzerinden, yani Türkiye'ye, evet, gelebilecek. Türkiye'de işler değil mi? Plak dükkanlarına satılıyor sanırım ama emin değilim yani. Plak satan aslında iki tane yer var. Biri Pro Sound işte. Orada bulunuyor olması lazım ama tam emin değilim. Veya en iyi ihtimal siz basacaksınız artık burada plak basmaya başladığınızda. Yani açıkçası benzer plaklar. Evet. Yani yurt dışından plak alınabilecek her yerden olabilirler. Tamamdır. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol geldiğin için. İyi çalışmalar diliyorum. Sana bir video ile veda ediyoruz. Nedir o? Ne olsun istersin? MFÖ olsun mu? Olsun. Tamam. Ele Güne Karşı sizlerle arkadaşlar. Haydi bakalım.